odasında mecburidir. Mecburi ona uyacaksınız. Yani bu zorunludur. Çünkü inna Allahellezî yuhî ileyk, o sana vahyeden yüce yaratan yüce Rab, kâne bimâ te'melûne habîrâ, sizin yaptıklarınızı bilmektedir. Dolayısıyla o hikmetine binaen, ilmine binaen neler indiriyorsa onlara siz uymak durumundasınız. Lem yezel alimen bi a'malihim ve a'marikum. Burada müfessir rahimahullah bu lem yezel ile ince bir noktaya işaret etti arkadaşlar. O ince noktada şudur. Kâne, innallâhe kâne geçiyor ya, o kânenin orada her ne kadar mâdî kalıbında gelse bile zamanı mâdîyi ifade etmediğini ifade etmek için ne demiş? Lem yezel âlimen bi a'mâlihim ve a'mâlikum. Allah Celle Celaluhu geçmişten devam ederek onların da sizlerin de amellerinizi o bilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar bu kâne burada geçmiş zamana delalet etmiyor. Her ne kadar mâdî sırasıyla gelmişse de. Evet. Ve kîle bir kavle göre innemâ cumi'a veya in hani yukarıda ve tebe'a dedi. Tebe de emir müfrede yönelik. Sen tabi ol, sana uyan. Tabi ona uygun olarak ne gelmesi lazım? İnna Allaha kana bima ta'malu. Ancak niye cem etti? Li enel murade min kavlihi ittabi. Çünkü bu ittabeden maksat huwa. Ve bil ya'i yani li enel murade bi kavli ittabi huwa. İttabeden maksat da odur. Ama güzel de bu pek yani bu illet fazla karşılamadı. İnnemâ cema'a niye bima te'amelûne cem etmiş? Li'ennel murâde bi kavlihi itteba'a huve ve iyyâhum olması lazım. Veya li'ennel murâde bi kavli itteba'hum yani ancak böyle olur. Yoksa bu böyle pek oturmuyor. Evet, zaten burada hiç yok. Dedim acaba benim nüshamda farklı bir şey var mı? Benim nüsham zaten evlere şenlik kaç ayeti atlamıştır ne yazık ki. Evet arkadaşlar. Yani bu böyle doğrusu şey değil. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ اِتَّبَعَ yani bu vettebâdeki den maksat hum. Yani sen ve o huve ve hum. Böyle olursa olur. Yani orada da sen ve onlar tabi olun. Dolayısıyla öyle olunca burada da ne gelmesi uygundur? Bima ta'melûne gelmesi uygundur. Farklı nüskaları olan var mı aranızda? Yok hocam galiba. Farklı nüsha yok. Tamam ama bu evet o bir arkadaş bir mesaj yazdı. Diyor Bahsul Kur'an nedir Bahsul Kur'an? Evet. Yani burada arkadaşlar bu ibarenin Şamile gibi diyor bir programdır. Orada ne yazılıdır? Üstad sen bir daha söyle. Herhalde bu bir bayandır. Onun için ses etmiyor.
Orada ne yazıyor? Ya söyle bakalım. Yaz yine. Evet. Huve ashabuhu. Ha, yani o ibare de düşüktür. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ اِتَّبَعُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ. هُوَ وَأَصْحَابُهُ olur. Veya هُوَ وَهُمْ وَاِيَّاهُمْ olur. Ama هُوَ yalnız başına olmaz. Evet. Peki. وَبِالْيَائِهِ يَعْمَلُونَ okumuş Ebu Amir. Kurra-i Seb'a imamlarından birisi olan Ebu Amir ne okumuş? Evet. Estağfurullah arkadaş, benim mikrofonum çalışmıyor diyor. Tamam. Ve bil ya'i dedik, bu ya'melune okumuş Ebu Amir. O zaman manası ey bima ya'melul kafirune vel munafikune min keydihim lekum ve makrihim bikum. Yani kafir ve munafıkların yaptıklarını ki sizin için keyt, yani tuzak kurarlar. Ve makrihim bikum, sizin için bir takım planlar yaparlar. Allah onların mekir ve tuzaklarını biliyor. Evet. Tabi kâne bimâ ya'melûne olursa arkadaşlar bu onlar için tehdittir. Ama kâne bimâ te'melûne habir olursa, hitabla olursa müminler için hem vaattir hem vaittir. Yani Allah yaptıklarınızı biliyor. Güzel yaparsanız size güzel mükafatlar verir. Yok, yanlış yaparsanız cezasını çekersiniz. Evet. Ve tevekkel alallah. Tevekkel fiil. Emir fiilidir yine. İttebe gibi. Tefaül babından. Yani Allah'a tevekkül et. Ne demek tevekkül? Yani ve esnid emreke ileyhi vekilhi ila tedbirihi. Yani isnat et, dayandır emreke işini ona. Yani işini ona bırak. Aslında esnede bir şeye dayanmak. Ama işini ona dayandır Türkçe'de fazla hoş bir üslup değildir. Onun için işini ona bırak diye tercüme ettim. Vekilhu ila tedbiri ve işini de Rabbul Alemin'in tedbirine bırak. Evet. Ve kefa billahi vekila, Allah Celle Celaluhu vekil olarak, yani işleri kendisine bırakan biri olarak kafidir bize. Hafizan mevkulen ileyhi kullu emrin. O hafız olarak yeter. Her iş ona bırakılan biri olarak da yeter. Evet. Ve kâle Zeccac, Hicri 311'de vefat eden bir nahvcıdır. Onun Maanil Kur'an adıyla iki ciltlik bir tefsir kitabı var. Tabi nahviler arkadaşlar, ta Kisai'nin hocası Muhammed Ruvasi, yani yaklaşık Hicri 170-160'lı yıllarda ne yapmışlar? Nahviler Kur'an manalarıyla ilgili müstakil eserler yazmışlar. Ve onlar bu eserlere tefsir ismini koymamışlar. Maanil Kur'an demişler. Maanil Kur'an. Geçen bir bilgisayardan, kendi böyle dosyalarından gezinirken baktım ki bir yerde ben 16 tane Maanil Kur'an'ı cem ettiğimi gördüm. Yani zamanında onları bulmuşum, bir yere kaydetmişim. Yani işte Kisai'dir, ondan önce Muhammed Ruvasi'dir, Kisai'dir, Farra'dır, Ehfeş'tir, efendime söyleyeyim, ne bileyim, Kutrup'tur. Yanlış hatırlamıyorsam Müberrit'tir. Ondan sonra Zeccac'tır. Bizim bu Zeccac. Ebnun Nahhas'tır. Hulasa böyle bir ton nahvci Kur'an-ı Azimüşşan'ı tefsir ederken
ona Ma'anil Kur'an adıyla yazmışlar. Ve bu Ma'anil Kur'an'da iki şey arkadaşlar ön plana çıkıyor. Bir, Kur'an İrabı. İki, lugavi tahlil. Hatta onun için bazıları bunlara lugavi tefsir de diyenler var. Lugavi tefsir, tahlil. Ve bu lugavi tahlili yaparken hem iştikak ilminin verilerini çok kullanırlar. Bu kelime şundan müştaktır. Şurada şu manaya gelmişti, burada bu manaya gelmişti. Böyle bunu yaparlar. Hem Arap şiirini kullanırlar. Artı bunlar bu Ma'anil Kur'an kıraatleri de çok önemsiyorlar. Kıraat, tahlil-i luga ve i'rab. İşte Zeccac'ın Ma'anil Kur'an'ı da bu türden bir tefsirdir. Ve bunun için ben diyorum dirayet tefsiri ta Zemahşeri'nin zamanına kadar kalmamış. Aslında dirayet tefsirinin ilk adımı benim şahsi kanaatime göre bu Ma'anil Kur'an'lardır. İlk adım oradadır. Ama orada biraz zayıf görülebilir. Fakat ilk adım onun olduğunu düşünüyorum. Zeccac lafzuhu ve inkâne lafzal haberi وَالْمَعْنَا اِكْتَفِ بِاللّٰهِ وَك۪يلًا diyor ki lafzı yani ifadesi وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا her ne kadar haberi bir kelam suratında gelmişse de çünkü fiili mağdıydır bazaitte Allah faalidir vakilen temizdir bu zahiren haberi bir cümledir haberi cümlede biliyorsunuz مَا يَحْتَمِرُ الصَّدْقَ وَالْكَذِبَدِرْ İşte diyor bu, her ne kadar sureten böyle de olsa لَكِنَّ الْمَعْنَى اِكْتَفِي بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Manası inşadır. Ve ne demek? Manası yani sen Allah'ı kendine vakil olarak, Allah sana vakil olarak iktifa et. Yani vakil olarak Allah ile iktifa et. Peki arkadaşlar. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfeh. Ve ma ceale ezvacekum illahi tuzahiruna minhunne ummahatikum. Ve ma ceale ed'iyâekum ebnâekum. Bakınız. Ayetin bu kısmı kaç hüküm ihtiva etti? Bir. Cahili dönemde bazı insanların İki kalp taşıdıkları inanışı vardı. O inanışı iptal etti. Ve haliyle bununla birlikte arkadaşlar tıp ilminin de bir hakikatini ortaya koydu. Bugün tıp ilmi de her bir hayvanın yani insan olur diğer hayvanlar olur her birisinin bir kalbinin olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu hem sosyolojik, sosyal bir inanışı iptal ediyor, hem de onunla birlikte lafzın siyagati o kadar güzel lafız dizayn edilmiş ki, aynı zamanda bir tıbbi hakikati de ifade etmiş oluyor. Allah bir adamın içinde ona iki kalp yaratmamıştır. Ona iki kalp, iki yürek vermemiştir. Bu bir. İkinci bu Ahzab suresinin 4. ayetinde geçen ikinci hüküm وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ Sizin onlarla zihar ettiğiniz eşleriniz anneleriniz olamazlar. Yani cahili dönemde zihar diye bir olay vardı.
Ve tabii İslami dönemde de bu devam etti. Ziya ne demekti? Adam hanımına derdi ki senin sırtın benim annemin sırtı gibidir. Tabii böyle deyince bu lafzın adı zihardı ve bu artık ayrılığa nedendi. Yani talak sayılıyordu. Ama İslamiyet geldi ve biliyorsunuz Mücadele Suresinin o muhteşem giriş kısmında Havle bintu Hakim radıyallahu ta'ala anhu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor. Kocasını şikayet ediyor. Benim kocam benimle zihar etti. Durumum ne olacak? Resulullah aleyhissalatü vesselam boşandın diyor. Çünkü o güne kadar örf boşamaydı. Nasıl olur ya Resulullah der kadın. Bu adam gençliğimi tüketti. Karnımdaki çocukların hepsini getirdi. Yaşlanınca beni kapı dışarı eder. Bu nasıl olur? Resulullah benim yanımda bu kadar dedi. Kadın böyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'la Kur'an'ın ifadesiyle mücadele etti. Ondan sonra kadın durumumu, işimi Allah'a havale ediyorum dedi. Bazı rivayetlerde evden ayrıldı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Efendimiz Ayşe validemizin odasından çıkmak üzereydi. Bazıları da hala orada duruyordu. Vahiy geldi. Ve Rabbul Alemin Celle Celaluhu قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا. Bu sure celile nazil oldu. Ve burada Rabbul Alemin Celle Celaluhu bu meseleyi ziharın talak olmadığı hususuyla karara bağladı. Ve kanaatimce arkadaşlar bu Mücadele Suresinin bu ilk sahifesi Kur'an'ın Allah kelamı olup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı olmadığının en muhteşem delillerinden birisidir. En muhteşem ispatlarından birisidir. Çünkü ayet resmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kaldırıyor, yeni bir hüküm koyuyor. Eğer Kur'an Allah kelamı olmasaydı, Resulullah kendi sözünü en azında tutmak için o şekilde bir ifade getirirdi. Onun için bu hususu bu açıdan Kur'an'ı çok okuyarak okurken bu yönlere yani Kur'an'ın ifadelerinin Resulullah'ın nübüvvetine nasıl delalet ettiğini iyi anlamak lazım. Bu manada da Arapçası iyi olanlar varsa benim Mısır'da Beyrut'ta bir kitabım basıldı. İthbatun nübüvveti min hilali ayatil vaidi vel itab. Ama kendi alanında tek kitaptır. Yani vaid ve itab ayetleriyle Resulullah'ın nübüvvetinin ispatı. Onu tavsiye ederim. Onu okuyun. Evet. İşte bu ikinci hüküm, bu ayette yer alan ikinci hüküm. Allah Celle Celaluhu sizin zihar ettiğiniz hanımlarınızı da anneleriniz kılmamıştır. Onlar anneleriniz olamazlar. Üçüncüsü, üçüncü hüküm, وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ. Allah Celle Celaluhu sizin edeyyanız, yani sizin kendinize nispet ettikleriniz, yani normalde sizin çocuğunuz değil, ama siz demişsiniz bu benim evladımdır. Yani evlatlık edindikleriniz. Onları da sizin gerçek çocuklarınız kılmamıştır. Veya onları hükümde, yani hüküm derken mirasta vesaire de sizi çocuklarınız kılmamıştır. Evet. Ey ma cealallahu kalbeyni fi cevfin. Allah bir
insanın içinde iki yürek cem etmemiştir. Ve la zevceten ve umumeten fi imraatin, bir kadında da hem kişinin hanımı olacak hem annesi olacak. Allah bunun da bir araya gelmesine izin vermemiştir. Dolayısıyla bağışlayın, ayet-i celile enses ilişkilere de çok böyle şiddetli bir tokattır. Ve la bunuvveten ve di'veten fi raculin, ve bir adamın hem gerçek oğlu olması hem de davet yani evlatlık olması. Allah bunu da, yani Allah evlatlıklara gerçek evlat hükmünü de vermemiştir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Vel mana, ayet-i celilenin manası ennehu teala rabbul alemin kema lem yecal li insanın kalbeyni, nasıl ki bir insana iki kalp vermemişse, neden? لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب. Ya o kişi bir kalple diğer kalple yaptıkları o kalbi işleri, zandır, ilimdir, fehmdir, idraktir, şektir, bunları bir kalple yapınca ya onları diğer kalple de yapar, şey, bunları bir kalple yapar, o zaman diğeri فَأَحَدُهُمَا فَضْلَةٌ, o zaman diğeri fazladır, ona ihtiyacı yok. وَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَ بِهَذَا غَيْرَ مَا يَفْعَلَ بِذَاكَ, veya birisiyle yaptıklarını diğeriyle yapmaz. Evet, sayfayı değiştirir misin? فَذَٰلِكَ, eğer bir kalbiyle yaptığını diğer kalbiyle yapmıyorsa, o buna sebebiyet verir. İle ittisafı cümleti, insanın bütünü hem mürit olur, bir şey irade eder, ister hem istemez. Hem bir şey bilir hem zanneder. Hem bir şey hakkında yakini kesin inancı olur hem şek olur. Bir anda bu da olmaz. İşte Allah böyle bir insana, böyle bir çelişkili duruma düşmemek için iki kalp vermediği gibi, lem yahkum ayda bi en tekunel mer'atul vahidatu ummen li raculin ve zevcen lehu. Allah şuna da hüküm etmemiş ki bir kadın, tek kadın, kişinin hem annesi olsun hem haşa eşi olsun. Allah buna da asla hüküm vermemiş, izin vermemiş. Li ennel umme, çünkü kişinin annesi mahdûmetun, kişinin hizmet edilenidir. Yani annen demek, sen ona hizmet edersin. Elini öpersin. Ondan sonra ihtiyaçlarını görürsün. Emrine itaat edersin. Ama kadın ise hadimetun. Normalde örfte kişinin eşi ona hizmet ediyor. Nasıl? Ve beynehuma münafatun. Bu iki durum arasında da terslik var. Ve yine Allah şuna da hükmetmemiş. En yekûne r-racûlu l-vâhidu. Tek bir adam. Da'iyyen l-racûlin ve ibnen lehu. Bir adam. Adamın hem evlatlığı olsun hem gerçek çocuğu olsun. Allah buna da izin vermemiş. Yani nübüvvete, çünkü gerçek evlatlık İlsakun fin nesebi, şey, asaretun fin nesebi, nesepte bir asarettir. Ama veddi'vetu, dalin kesesiyle evlatlık ise ilsakun aridun bit tesmiyeti la gayr, bir yapıştırma, yakıştırmadır ki sadece isimlendirmeyle arid oluyor. Yani sadece sen diyorsun falanca evladım olsun oluyor. Bu da olmaz. Niye Allah buna da izin vermemiş? لِأَلَّا يَجْتَمِعَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ, ta ki bir şeyde cem'i olmasın. اَنْ يَكُونَ أَصِيلًا وَغَيْرِ أَصِيلٍ, hem asil hem gayri asil olma durumu olmasın diye Allah Celle Celaluhu bunlara izin vermemişti. Evet arkadaşlar, ayet bitmiyor. Biz yorulduk. Burada duralım. Caiz mi?
Cahildir hocam, Allah razı olsun. Peki arkadaşlar. Ve hâzâ meselun darabahullâhu. Orada dururuz inşallah.